Amerika'nın sesinin Washington stüdyolarından iyi akşamlar. Ben Hülya Polat. İran'la varılan nükleer anlaşma Başkan Obama'nın gündeminden düşmüyor. Ekonomistler Yunanistan'ı izlerken bir yandan da Türkiye'de ekonominin sağlığı için siyasi istikrarın önemini vurgulamaya devam ediyor. Bu akşam gündemimizde öne çıkan konular bunlar. Başkan Obama bugün Amerikan Üniversitesi'nde konuştu ve bir kez daha Kongre'den İran'la varılan nükleer anlaşmayı onaylamasını istedi. Obama çağrısını yenilerken bir de benzetme yaptı ve tartışmanın 2002 yılında Amerika'nın kötü sonuçlanan Irak işgaliyle ilgili tartışmalara benzediğini söyledi. Kongre nükleer anlaşmayı onaylamazsa büyük talihsizlik olur dedi. Obama ayrıca 1963 yılında Başkan John F. Kennedy'nin de Amerikan Üniversitesi'nde konuştuğunu hatırlattı. Başkan Kennedy konuşmasında Sovyetler Birliği ile nükleer anlaşma yapmak için diplomatik görüşmeler başlatılması çağrısında bulunmuştu. Yapılan görüşmeler nükleer denemelerin yasaklanmasını öngören uluslararası bir anlaşmayla sonuçlanmıştı. Amerikan Kongresi'nin İran'la nükleer anlaşmayı incelemek için 60 günlük süresi var. Bunun yarısı geçmiş durumda. Oylama Eylül'de yapılacak. Başkan Obama Kongre anlaşmayı reddederse veto hakkını kullanacağını zaten açıklamıştı. Veto'yu geçersiz kılmak için Senato ve Temsilciler Meclisi'nin 2/3'ünün oyu gerekiyor. Yunanistan Temmuz ayında Avrupa Birliği ile imzaladığı anlaşmadan sonra parlamentoda onaylanan reformlarla ekonomik krizi şimdilik geride bırakmış görünüyor. Uzmanlara göre oluşturulacak sağlam bir siyasi irade reformların uygulanması için kilit önem taşıyor. Bu arada uzmanlar Türkiye için de siyasi istikrarın ekonomi için son derece önemli olduğunda birleşiyor. Maryland Üniversitesi profesörlerinden ekonomist Şebnem Kalemli Özcan da bu değerlendirmeye katılıyor. Melek Çağlar'ın haberi. Yunanistan girdiği ekonomik krizden çıkmak için bir kez daha Avrupa Birliği ile pazarlığa oturdu ve yeni reformlar yapma, kemerleri biraz daha sıkma sözüyle masadan kalktı. Bu yeni önlemler Yunanistan'ı krizden çıkarmaya yetecek mi? Bundan sonrasında ülkeyi neler bekliyor? Bu soruyu Maryland Üniversitesi profesörü ekonomist Şebnem Kalemli Özcan şöyle yanıtlıyor. Tabii ki yani şimdi Yunanistan'la ilgili konuşurken çok önemli göz önünde bulundurmamız gereken unsur Yunanistan'ın diğer Güney Avrupa ülkelerinden farklı olduğu, krizin farklı olduğu. Şu anda geldikleri noktada zaten bu reformları yapmak zorundalar. Yani başka hiçbir şansları yok. Bunun için söylüyorum çünkü ister medyada olsun ister genel politik arenada olsun. Biliyorsunuz bir de Yunanistan çıksın Euro'dan kendi başına hem rekabetçi bir şekilde hem de değerini kaybetmiş bir drahmayla daha çok ihracat yapsın. Bu işten kurtulsun gibi bir söylem var. Bunda kesinlikle doğruluk payı olmadığını söylemek istiyorum tekrar. Çünkü bu tip söylemler çok önemli bir bilanço etkisi dediğimiz ve benim araştırmalarımda özellikle gösterilmiş bir etkiyi kaçırıyor gözden. Yunanistan Euro'dan çıkıp drahmaya geçtiği anda bu çok büyük olan nominal borç çok daha büyüyecek, 4 katına çıkacak. Ve zaten şu anda çok ciddi bir resesyon var, ciddi bir daralma var, ciddi bir işsizlik var. Bunlar daha kötü boyutlara gelecek. Şu anda yapılacak tek şey bu reformları geçirmek. Aynı zamanda tabii ki bir kurtarma paketi var masada reformlara karşı da. Kurtarma paketi lazım çünkü kurtarma paketi olmadan ekonominin şu anda tamamen yani sedyede yatıyor. Ekonominin hiçbir şekilde yürümesine imkan yok. Yani bu saatten sonra yapılacak iş kurtarma paketini en iyi şekilde kullanıp reformları geçirmeleri ve tekrar büyümeyi başlatmaları. Yunanistan geçmişte de reform paketleri açıkladı ve kemer sıkma önlemleri aldı. Ancak daha önceki iki hükümet de uygulamada başarılı olamadı. Bu tür önlemlere şiddetle karşı çıkan söylemiyle iktidara gelen Tsipras hükümeti şimdi daha önceki iktidarların yapamadığını uygulamaya koyabilecek mi? Evet yapılamadı çünkü geçmişte maalesef hesaplar yanlış yapıldı. Yani borcun büyüklüğü ve de Yunanistan'a uygulanan kemer sıkma politikasının büyüklüğü diğer bütün Güney Avrupa ülkelerinden İspanya, Portekiz, İrlanda'dan çok daha büyük. Bizim 2001'de başımıza gelenden çok daha büyük. Bu biraz maalesef Almanya'nın kısır yine öngörüsü yüzünden borcun sadece kurtarma paketiyle değil ama mutlaka bir yapılandırmaya gitmesi gerektiği önceden maalesef göz ardı edildi ve görülmedi. Bunun için kemer sıkma politikaları uygulandı. Çok ciddi bir daralma oldu. Aynı zamanda reformlar yapılmaya çalışıldı. Yani imkansız bir şey. Yani öyle bir daralma varken ekonomi tamamen kalp krizi geçirmiş bir şekilde yatarken siz aynı anda reform yapıyorsunuz. Kurtarma paketi var ama kurtarma paketi sizde azıcık
bir yardım sağlıyor. Siz de çok büyük, yani unsustainable dediğimiz yapılandırması olmadan ödenemeyecek bir borç varken maalesef bu işler yürümedi. Şimdi burada Tsipras'ın daha büyük bir avantajı diye bir şey yok. Fakat çok büyük bir değişiklik oldu biliyorsunuz. IMF şu anda bunu gösteren raporu yayınladı. Bu borç bu şekilde, yani böyle değirmen suyuyla yavaş yavaş kurtarma paketleriyle aynı anda reformları sıkıştırılan olacak bir iş değil. Bu borcun yapılandırılması lazım. Borç yapılandırılması ne demek? Bir biliyorsunuz kesinti olacak. Yani borcu alacaklıların bir kesinti almaları gerekiyor ve borcun bir şekilde değerinin azaltılması gerekiyor. Yani bu yapılandırma tamamen silinmekten tutun vadenin uzun yıllara yayılması ya da ödemelerin azaltılmasına kadar bir sürü çeşit de olabilir. Daha önceden diğer ülkelere yapıldı bu. Şu anda bu da tabii ki biliyorsunuz bu bir parçası. Yani Avrupa hükümetleri bunu yani daha tam anlaşmanın yapmak istemiyorlar parçası, ama IMF bunu açıkça söylediği için ve IMF Yunanistan'a daha fazla da borç vermeyeceğini, çünkü bu borcun yapılandırılmadan ödenemeyeceğini söylediği için bence bu da şu andaki ileriye gidişte reformların ve kurtarma paketinin yanında bir opsiyon olarak olacak. IMF'nin kaygı duyduğu ülkeler listesinde Türkiye de var. Uluslararası Para Fonu'nu uzun zamandır en çok kaygılandıran konu Türkiye'nin cari açıkları. Türkiye cari açığı olan bir ülke. Cari açığı olan bir ülke maalesef global konjonktürden bağımsız olamaz. Yani bu 1+1=2 kadar basit bir kavram. Global konjonktür döndüğü anda bu cari açık büyük bir kırılganlık yaratan bir şey. Bu yüzden diğer cari açığı olan ülkeler, mesela Hindistan, çok hızlı bir şekilde bu açığı kapama yoluna gitti biliyorsunuz ki. Neden? Çünkü herkesin beklediği bir değişme var global konjonktür. O da Amerikan Merkez Bankası'nın faizleri arttırması. Eylül'de olacağını bekliyoruz. Daha gecikebilir, ihtimal var ama bir şekilde olacak yani. Eylül olmadı, ondan bir 6 ay sonra içinde olduğu zaman, o zaman bu sermaye Türkiye'den çıkacak. Cari açığı olan bir ülkeden hızlı bir sermaye çıkışı olduğu zaman ani duruş denen olay oluyor biliyorsunuz. Ve zaten benim yazılarım da bu konudaydı. IMF'nin kaygısı bu yönde. Küresel konjonktürün yanı sıra Türkiye'deki siyasi gelişmeler, artan terör, koalisyon oluşturulamaması dış çevrelerde nasıl algılanıyor? Bu soruyu Şebnem Kalemli Özcan şöyle yanıtlıyor. Evet, tabii ki, çünkü şu anda Türkiye maalesef çok belirsiz bir durumda. Yani hem hükümetsizlik olayı var, hem bu ciddi bir terör ve ciddi bir yani Orta Doğu sorunu, zaten olan bir sorunun kat be kat her gün artarak büyümesi olayı var. Böyle bir durumda, yani belirsizlik böyleyken siz aynı anda global konjonktürdeki değişmeye tabi kalırsanız perfect storm dediğimiz mükemmel fırtına olayı, yani mükemmel fırtına niçin? Yani siz zaten kırılgansınız, zaten çok büyük bir belirsizlik içerisindesiniz ve aynı anda global dengeler sizin aleyhinize değişiyor. Sadece Fed'in, Amerikan Merkez Bankası'nın faiz olarak düşünmeyin, petrol fiyatları olarak da düşünün. Petrol fiyatları da tersine dönerse biliyorsunuz ki enflasyona çok büyük etkisi olacaktır bizde. Yani bu yüzden bu ikisi çok bir mükemmel fırtına gibi bir ortam yaratıyor. Ve belirsizlik kesinlikle buna yardım etmiyor. Yani belirsizlik bunu arttırıcı bir özellikte, siyasi belirsizlik. Onun için bu belirsizliklerin bir an önce, tabii ki Orta Doğu ve terör olayı çok daha büyük boyutu olan bir olay, ama en azından hükümetsizlik belirsizliğinin bir an önce çözülmesi lazım. Şebnem Kalemli Özcan gibi birçok ekonomist de Amerika Merkez Bankası'nın alacağı faiz kararı kadar bölgesel ve küresel istikrarın olası çalkantıları atlatmada etkin rol oynayacağı görüşünde. Melek Çağlar, Amerika'nın Sesi, Washington. Ekonomik krizle boğuşan Yunanistan turistler için çok cazip bir ülke. Otel rezervasyonları yoğun ve turizm sektörü krizin etkilerini fazla hissetmişe benzemiyor. Kameralarımız Yunanistan'da. Batı medeniyetinin doğduğu mekanlarıyla Yunanistan turistler için çok cazip. Kısa bir tekne yolculuğundan sonra Akdeniz güneşinin ısıttığı sakin adalara ulaşmak mümkün. Ayrıca zengin Yunan mutfağını da deneyebilirsiniz. Yunanistan'ın neden tatilcilerin en çok ziyaret etmek istediği ülkelerin başında olduğunu anlamak zor değil. Geçen yıl ülkedeki turizm geliri 15 milyar doları aştı. Turizm sektörü gayri safi milli hasılaya sanayi ve tarım sektöründen daha fazla katkıda bulunuyor. Atina'daki ünlü Akropolis'i ziyaret eden turistler herhangi bir sorunla karşılaşmadıklarını söylüyor. Birçok kişi bizi buraya gelmekten vazgeçirmeye çalıştı. Açıkçası olayın abartıldığını düşünüyorum. Almanya'dan geliyoruz ve sorun yaşamadık. Yunanistan'a gelmek bizi korkutmadı. Krize rağmen milyonlarca turist Yunanistan'ı ziyaret ediyor. Turizm yetkilileri Yunan ekonomisinin toparlanma döneminde bu sektörü desteklemenin hayati önemde olduğunu söylüyor.
Kurtarma paketinde önerilen vergi artışları arasında katma değer vergisinin %23'e çıkarılması da bulunuyor. Ayrıca Yunan adalarında uygulanan KDV indirimlerinin sona erdirilmesi isteniyor. When the VAT in France is 10% and Fransa'da %10 ve Avrupa Birliği üyesi olmayan Türkiye dahil Güney Avrupa ülkelerinin birçoğunda %8 ila 10 olan katma değer vergisinin yanında %23 inanılmaz yüksek. Bizim daha rekabetçi olmamız gerekiyor. Sektör yetkililerine göre Avrupa'nın yardım koşullarından bir kısmı ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyecek. Bu ülkedeki lokomotif sektör turizm sektörü. Dolayısıyla tarafların ekonomiyi olumlu etkileyecek yapısal ve sürdürülebilir reformların neler olduğunu anlaması çok önemli. Böylece ortaklarımız Yunanistan'ın borçlarını geri ödeyeceğinden emin olabilir. Yetkililer ATM'lerdeki gecikmelerin dışında Yunanistan'ın son derece huzurlu olduğunu belirtiyor. Yunan halkı ise ekonomik iyileşmeye en büyük katkının Yunanistan'ı ziyaret etmek ve bol bol euro harcamak olduğunu söylüyor. Ayşegül Simit, Amerika'nın Sesi, Washington. Teknolojinin hızla gelişmesi sayesinde yolcu uçaklarının kokpitlerinde ve yolcu kabinlerinde her gün yeni değişiklikler görüyoruz. Bu da seyahat etmeyi hem daha kolay hem de daha zevkli hale getiriyor. Bu yeni teknolojiler fuarlarda büyük ilgi görüyor. Geçenlerde Paris Uluslararası Havacılık Fuarı'nda olduğu gibi. Son 50 yıl içinde kokpitlerde büyük değişiklik yaşandı. Otomobil direksiyonuna benzeyen oval lövyelerin yerini joystickler aldı. Joystickler ilk kez bilgisayar oyunları için geliştirilmişti. Analog saat benzeri göstergelerin yerini elektronik ve dokunmatik ekranlar aldı. Honeywell Aerospace'in başkan yardımcısı Ken Snodgrass, şirketinin küçük bir yolcu uçağı için yeni bir kokpit tasarladığını söylüyor. It has four very large screens. 4 büyük ekranı var. Burada birçok şeyi grafik olarak görebiliyorsunuz. Yani eski kokpitlerdeki gibi basacak çok sayıda düğme yok. Daha çok cep telefonlarınız ya da tabletlerinizde gördüğünüze benzer ekranlar var. Görsel olarak basitleştirilmiş bilgilerin pilotun önündeki küçük ekranlara yansıması, pilotların ani değişikliklerden derhal haberdar olarak en iyi kararları vermesine yardımcı olabilir diye düşünülüyor. Richard Perrer bir uçak şirketinde pazarlama yöneticisi. Bu sistem askeri alanda kullanılan miğfere ilişik görüntüleme tekniğine dayanıyor. Bunu ilk kez ticari bir yolcu uçağında kullanacağız. Tasarım mühendisi Sylvan Moose, benzer değişikliklerin hava kontrol kulelerine de uygulanacağını söylüyor. Klavye ya da fare kullanılmayacak. Görevli, göz izleme teknolojisi ve dokunmatik ekran sayesinde cihazları kullanabilecek. Üreticiler yolcuları da düşünüyor. Koltuk arkalarındaki ekranlar gerçek zamanlı olarak çalışacak ve bugünden çok daha fazla eğlence seçeneği sunacak. Panasonic Avionics'ten Matthias Walter, amacın yolculara evlerindeymiş duygusu vermek olduğunu söylüyor. Varmaya çalıştığımız nokta yolcunun seyahat sürecini pürüzsüz hale getirmek. Yani yerdeki deneyiminiz neyse uçakta da aynı deneyime sahip olmanızı istiyoruz. Uçak üreticileri 2020'ye kadar çoğu yolcu uçağının kokpitinde gelişmiş dokunmatik ekranları ve pilotların başlarına taktıkları görüntülü kaskları görebileceğimizi söylüyor. Selin Süer Ünlü, Amerika'nın Sesi, Washington. Amerika'nın Sesi haber ekibi olarak bir yayınımızı daha burada noktalıyoruz. Yarın yine birlikte olmak umuduyla hoşça kalın.